Efendi Hazretlerinin Uludağ gelişinin 15. günüydü. Geceliğin ani bir depremle sallandık. Acayip bir gürültüyle uyandık. Saat 3'ü gösteriyordu. Bahçedeki ağaçlar yerlere yatıp kalkıyordu. Ev beşik gibi sallanıyor, bir ileri bir geri gidip geliyordu. Böyle bir sallantı daha hatırlamıyorum. Birden Uludağ'ın deprem mıntıkası eski bir yanardağ olduğunu hatırladım ve "Eyvah eyvah, biz ne yaptık? Efendiyi buraya getirmekle hata ettik." diyerek hayıflandım. Elektrikler sönmüş, zifiri bir karanlıkta sallanmanın bitmesini bekledik. Ne kadar da uzun sürmüştü. Sanki bitmeyecek gibi gelmişti saniyeler. Efendi Hazretleri her gece saat 3'te teheccüde kalkardı. 3'e 5 kala uyanmış, yatakta uyanık bir vaziyetteyken sallanmaya başlamış. Deprem bitmişti. Hepimiz bahçeye çıktık. Efendi Hazretlerini de bahçeye çıkartmak istedik. Efendi Hazretleri, "Tekrar sallanabiliriz." dediğimizde o bize, "Allah'ın gazabından kaçılmaz. Allah'ın gazabından rahmetine kaçınız. Namazlarınızı kılınız, deprem kendine gel demektir." dedi. Hepimiz döndük, teheccüd namazlarımızı kıldık. Adapazarı'nın yerle bir olduğunu öğrendikten sonra günlerce "Ne oldu? Nasıllar?" diyerek depremzedelerin durumlarını takip etti. Deprem gecesi köpekler çok bağırmıştı. Efendi Hazretleri, "Bu hayvanlara ne oldu? Niçin bu kadar bağırıyorlar?" diye sormuştu. Deprem olunca Allah hayvanlara bazı olayları malum eder. Demek ki hayvanların bağırması bundanmış dedi. Depremden birkaç gün sonra kızı geldi. Babasının İstanbul'a dönmesini çok arzu ediyordu. Efendi Hazretleri daha fazla kalmak istemedi. 4 haftayı doldurmuştu. Uğurlamaya gelen kalabalık bir cemaat, gözyaşlarıyla mübareği İstanbul'a yolcu ettik. Deprem olduğunda Lev Enzelna suresini her gün sabah akşam okumamızı sık sık bize hatırlattı. Ve buyurdular ki, 3 kere istiaze ile Haşr suresinin son 4 ayetini Lev Enzelna okunursa 5 hassası vardır. 1. O gün ölürse Müslüman olarak ölür. Müslüman olarak ölmek kolay değildir. Bak çareler koyuyor Mevla. Bir adam dükkanını her gün açmazsa kazanamaz, iflas eder. 2. Müslüman ölmenin dereceleri vardır. Şehit olurlar. 3. 70 bin memur melek o kişiyi muhafaza eder. 4. Sünneti ihya etmiş olur. 5. O melekler ona istiğfar ederler. Mevla bizi kale içine koydu. Bunları yaparsak küfür bize yaklaşamaz. Ahirette yüzün ak olur. Müslüman olmak dünyada bedava. Ahirette ise kafir dünyaları verse, kelime-i şehadet için şehadeti vermezler ona. Allahu Teala, "Gerçekten inkar edip kafir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden dünya dolusu altın verecek olsa dahi kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır. Hiçbir yardımcıları yoktur." Şifa der, hizmet eder. Mahmud Efendi, İslami İlimler Külliyesi, Ankara.